1975 Ankara doğumlu. Aslen Karaman Başyaylalı. Ahmet Gürkan Aksoy. Hayat hikayen çok uzun aslında ama 27 yıl bayan kuaförlüğü yapmış biri olarak mesleğim aslında severek yaptım. Yıllarca sevgi gösterdim ve çok iyi yerlere geldim. Ama her erkeğin aslında en çok sevdiği şey nedir? Araba. Bütün erkeklerin hayali arabadır. Benim hayalim de arabaydı. Ama ben bayan kuaförlüğünü çok seviyordum. 1998 model Opel Omega. Bir araç. Kardeşim için aldım. 4 yıl koştum ben bu aracın peşinde. Ve bu araç 95 bin kilometrede ve Türkiye'de en iyilerin içinde 3. sırada olan bir araçtı. Kardeşim için aldım, evet. Ama bindim, kullandım. Kullanırken arıza yaptı. Ve gerçekten ustayım denilen kişilere götürdüm, servislere götürdüm. Servisleri kötülemiyorum ama ilgilenmediler. Aracı gören herkes, biz bu aracı yapmıyoruz, biz bu araca bakmıyoruz. Araca bakan herkes de arızasını yaptı ama başka bir arıza oluştu araçta. Başka bir yere götürdüm, arızasını yaptı, başka bir arıza oluştu. Ve bu sefer ben kendim ele aldım. Ve baktım ki yapabiliyorum. Ve severek de yapmaya başladım. Hatta evimin önünde yapmaya başladım. Birkaç kişinin de aracını yaptım. Ve düşündüm sonra. Dedim ki neden bu araçlar hayata dönmesin? İnsanlar üzülmesin. Gittiklerinde ustalar onları kazıklamasınlar. Ve elimden geldiğince şu an hala da aynı şekilde. Ve ben insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Severek yapıyorum. Gerçekten severek yapıyorum. Para. Tabii ki para kazanılmalı. Para her şekilde kazanılıyor ama önce insan kazanılmalı ve bence Omega ilk önce kazanılmalı. Omega bir hayat felsefesidir arkadaşlar. Şimdi internet çağında yaşıyoruz. İnterneti doğru kullandığın zaman sana her şeyi öğretiyor. Yeter ki öğrenmek iste. Öğrenmenin kesinlikle bir yaşı yok. Ve şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Çıraklığını yapmadığın hiçbir işin ustalığını yapamazsın. Ben bu söze kesinlikle katılmıyorum. Ve ben 40 yaşında başladım bu işe. 40 yaşında yapmaya başladım. Ve internet bana çok yardımcı oldu. İnternetten istediğin her şeyi bulabiliyorsun. İnternetten faydalanabiliyorsun. Yeter ki iste. İnternet ve araba öğretiyor sana. Tabii ki yanlış yapabiliyorsun. Şurada en önemli olay şu. En önemlisi azim ve severek yapmak. Ben yeri geldi bir şanzıman yaparken şanzımanı 10 defa araçtan indirip bindirdiğimi biliyorum. Hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum. Ama sonu mükemmele ulaştı. Ve ben o hatamı gördüm. Nerede hata yaptığımı öğrendim. Gerekirse bugün yine tekrar bir şanzımanı 10 defa, 15 defa indiririm. Mükemmele ulaşmak, önemli olan mükemmele ulaşmaktır. Ve ben buna ulaşıyorsam, karşımdaki kişiyi memnun edebiliyorsam en önemli nokta bu. Ve ben memnun oluyorsam, ilk başta en önemlisi kendim memnun olmalıyım. Aracı teslim etmeden kendim memnun oluyorsam karşı taraftaki kişi zaten memnun olacaktır. Ben İstanbul'da evin önünde başladım ve evin önünde başladığım zaman bayan kuaförüydüm. Birkaç kişinin aracını yaptım. Tabii ki bayanlar biliyorsunuz o zamanlar evliydim. Eşim kesinlikle bayan kuaförü olmamı istemiyordu. Bıraktım. Zaten severek yapacağım bir iş çıktı karşıma. Sevdiğim bir araç çıktı karşıma. Ve ben bu şekilde İstanbul'da başladım. Serüvenim Konya'da devam etti. Konya'da çok sevdiğim bir abim, Nebi Yıldız, Ahmet Kaya bana kucak açtılar, yerlerini açtılar. Ve yaklaşık 2 yıl ben orada Omega'nın ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını öğrendim. Onların ustalığının da bana çok faydası oldu. Çünkü ben usta değildim. Ama elim anahtar tutuyordu. Elim anahtar tutması çok önemli bir şey. Eline bir şeyin yakışması çok önemlidir. Ve ben bunların sayesinde Omega'nın sökerek, toparlayarak ve nerede ne arızalar, aracın içindeki bütün parçalarını ve şu an 5 yıldır yapıyorum. Omega'nın motorundan, şanzımanından, elektrik tesisatından, elektroniğinden, perdesinden, kapısından, kapı ayarından bir Omega benim dükkanıma girdiği zaman kesinlikle başka bir usta ihtiyacı duymaz. O yüzden bana Omega Camet diyorlar.
Yani omega cahmet demelerindeki tek sebep omega'nın dilinden anlamam. Yani çok dil bilmiyorum ama omega'nın dilini biliyorum. Artık bile güzeli yetiyor, güzeli yetmez. Hatta biz son günden internette tutalım daha çöz bilimi yapıyoruz. Benim zekiye biraz izler. Şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün arkadaşın, tabii ki arkadaşın birine şanzıman yaptım. Ve ben şöyle söyledim. Aracın arızasının şanzumandan olduğunu biliyorum. Ama şanzumancı, bunu yıllarını vermiş, çocukluğundan beri şanzuman yapan bir kişi ve şöyle söylüyor. Bana inanmıyorsun, sen bayan kuaförü bir adama inanıyorsun. Ve ben bunun üzerine arabanın bütün tesisatını söküyorum. Arkadaşa kanıtlamak için. Kanıtlamak zorundayım. Çünkü o inanmalı, neyin ne olduğunu bilmeli, kimin hatalı olduğunu bilmeli. Kendi aracımın üstündeki tesisatı söktüm ve aracına tesisatı güzel bir şekilde yerleştirdim. Testini yaptık ve şanzumanın arızalı olduğunu gördü. Ve şanzumancı hatasını gördü. Bu çok güzel bir şey. Hatasını görmeli insan bence yani. Genç bir adama ne tavsiye ederim? Ben genç oldum. Evet. Çok şeyler kazandım, çok şeyler kaybettim. 45 yaşındayım çünkü. Çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Ama Omega ile tanıştıktan sonra hayatım hep mutlulukla gitti. Mutlulukla devam etti. Şunu söylemek istiyorum. İnsan sevdiği işi yapmalı. Sevdiği işi yaparsa kesinlikle başarılı olur. Para ikinci planda. Bu hayatta en önemli şey insanın sağlıklı olması. Sağlığın olduktan sonra bir şeyi seviyorsan, mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün bir kızı seviyorsun ve kızı tavlamak için, kızla arkadaşlık kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Sabah kalkıyorsun, saçlarını tarıyorsun, parfüm sıkıyorsun, kıyafetlerine dikkat ediyorsun. Bir aşama sarf ediyorsun çünkü seviyorsun. Sevdiğin için koşuyorsun ona. Sevdiğin işi yapmalısın, mutlaka yapmalısın. Bu bir, ben öyle görüyorum. Yani aşık olmak gibi bir şeydir bu. Aşık oluyorsan her şeyi yapıyorsun. Bu işte de öyledir. İşine aşıksan her şeyi yapabilirsin, başarabilirsin. Omega en başta hastalık. Gerçekten hastalık. Koltuğuna oturduğun zaman başka bir araca binemiyorum ben. Kesinlikle binemiyorum. Ve kanıtlanmış bir şekilde bugüne kadar arkadaşlarım bana gülseler bile koltuğuna kesinlikle oturma dediğim herkes bugün omega sahibi. Ve ben çocuklarımla rahat bir şekilde Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna güvenilir bir şekilde gidebileceğim tek araç. Güç, konfor. En önemlisi şu mesela. 220 duvar testi, dünya birincisi bu araç. İstediğiniz bütün özellik mevcut ve en büyük özelliği, en çok sevdiğim özelliği ve benim taktığım bir isim, rampada koşan araba. Üstüne yok, gerçekten rampada koşan bir araba yok yani. Ve şöyle ilave etmek istiyorum. Bir zamanların makam aracı. Gerçekten makam aracı. Çünkü eksiksiz bir araç. Bütün belediye başkanları, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanlarının kullandığı bir araç. O yüzden şu an gerçekten arkadaşlar 300, 400 veya 1 milyon liranız yoksa bugün 60 bin ile 120 bin TL arası sahip olabileceğiniz en iyi araç. Tabii ki bugün 30 bin liraya, 40 bin liraya da alabileceğiniz Omega'lar var. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Niçin tavsiye etmiyorum? Bugün 30 bin liraya aldığın bir aracı alıyorsan cebinde bir 30-40 bin lira olması lazım. Niçin cebinde 30-40 bin lira olması lazım? Harcamak için. Ama bugün 100 bin lira, 120 bin lira veriyorsan veya 70 bin lira veriyorsan Omega'ya, ha tabii ki güvenebilir misin? Şöyle güvenebilirsin. Türkiye'de 3 kişiden biriyim ben. Ve bu 3 kişiye sorarak
bu üç kişinin ekspertizini yaptırarak alabilirsiniz. Bizler bedava ekspertiz yapıyoruz omegalara. Kesinlikle ekspertiz ücreti almıyoruz. Ki alacağınız araca sizler rahat binin. Yani para harcamayın istiyoruz biz arkadaşlar. Tutulmuyor diye bir serüveni, aslında hiçbir aracın tutulmuyor diye bir serüveni yok. Ustalar uğraşmak istemiyorlar. Neden uğraşmak istemiyorlar? Çünkü bu görmüş olduğunuz çok dolu bir motor. Elinizin gireceği hiçbir yer yok. Usta buna bir haftasını harcayacak yapmak için başka bir araca, bir haftasını buna harcıyorsa başka bir araca 3 gün harcayacak, aynı parayı alacak. Tabii ki ustalar kaçıyor şimdi, kolayına kaçıyorlar. Yani bunu yapmak için sevmek lazım, aşık olmak lazım buna. Hani bir, demiştim ya size, bir bayana aşık oluyorsunuz, aynen bununla aşk yaşamazsanız yapamazsınız bunu. İnsan sevdiği işi yapacak. Ve ustalar o yüzden kaçıyorlar. Ustalar artık kolayına kaçmış. Her şeyin kolayı. Nedir? Cihaza bağla, 40 lira al. Bizde o yok. Biz cihaza bağlıyoruz. Gerekirse yapılması gereken kolay bir şey ise yapıyoruz ve gönderiyoruz. Para her şey demek değildir yani. Bunları hayata döndürmek lazım. Bunlar bir hayat. Gerçek hayat felsefesi bu. Bu görmüş olduğunuz araçlar bugün 2004, 2005 veya 2020 model araçlardan bahsediyorum. Bunun en son bitiş tarihi 2004 arkadaşlar, Opel Omega'nın. Bugün 2020 model araçta bunun özellikleri yok. Bunun konforu yok, bunun rahatlığı yok, bunun güvenilirliği yok. Ha, bugün 1 milyonluk bir araç alıyorsanız tabii ki güvenebilirsiniz. Ama 1 milyon alamıyorsanız, 100 bin liralık bir araç alıyorsanız tenike alıyorsunuz. Şöyle anlatmak istiyorum. Aslında Omega'yı şu an genç nesil daha çok tercih ediyor. Neden tercih ediyor? Omega arkadan itişli bir araç. Gençlerimiz genelde yan vermek, drift yapmak, sıfır çizmek. Şahincilerimizi biliyoruz. Evet, ben seviyorum Şahin arabayı ama Şahinci dediğin zaman bugün herkes sıfır çizmek, yan vermek. Omega yan vermek değil. Evet, istediğin yanı verir, istediğin sıfırı çizer. Ama Omega şöyle bir şey, Omega çok genç bir araçtır. Gençlerle çok bağımlaştırıyorum ben bunu. Hırslı, güçlü, arkadan itiş, yan verebiliyor. Gençlerimiz çok istiyorlar. Neden? Hep yan verelim. Ama Omega öyle bir şey değil. Omega şehir içi çok nazik, uzun yolda. Uzun yolda istediğini yapabileceğin bir araç. Gençlerimizde de aynı şey. Nedir? İstediğini yapmak, sevdiğini yapmak. Gençlik gelip geçici, geçiyor. Gençlik geçiyor yani. O yüzden neyi seviyorsan onu mutlaka yapmalısın. Geri planda kesinlikle bırakmamalısın. Baban müteahhit olmanı ister. Annen mühendis olmanı ister. Ama sen ressam olmak istersin. Sen ne olmak istiyorsan onu olmalısın. Çünkü sevdiğin işte başarılı olursun. Başkasının istediği hiçbir işte başarılı olamazsın. Bence gençler çok hırslı, çok güçlü. Ama ben anne babalara yoruyorum. Çünkü anne baba evladını nasıl yetiştirirse çocuk öyle yetişiyor. Bence özgür bırakmalılar çocukları. Her şeyi bilmeliler. Anne baba arkadaş gibi olmalı çocuklarıyla. Onlarla her şeyi yapabilmeli. Yani bugün örnek veriyorum, çocuğunu sabaha kadar anne pencerenin önünde beklememeli bence. Çocuğun nereye gittiğini bilmeli, çocuğuna güvenmeli. Bu güveni alırsa, bu güveni yakalarsa bence her istediklerini başarırlar. Tabii ki biz burada Omega'yı Türkiye genelinde herkese yardımcı oluyoruz. Türkiye genelinden Omega'lar geliyor bize. Ama en büyük olay şu, benim mesela akşama kadar telefonum durmuyor, çalışamıyorum, yeri geliyor. Hiç sorun yok, yardımcı olmak çok hoşuma gidiyor benim. Bugün beni İzmir, İstanbul, Samsun, Amasya, Adana, Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Adamın bir arızası oluyor, görüntülü bir şekilde ben yardımcı oluyorum. Bugün Omega alıyorsan, Omega ustaya gidecek diye bir şey yok.
kendin yapabiliyorsun ve ben buna yardımcı oluyorum. Arızalarını çözüyoruz beraber telefonda. İnsanlara yardımcı oluyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Akşama kadar telefonlarım çalıyor. Ve diyorlar ki bana Ahmet Usta şöyle, ben yardımcı oluyorum. Şanzıman olsun, motor olsun, elektrik tesisatı olsun. Çünkü neden? Bugün arabanın şanzımanında elektriksel bir sorun oluyor. Şanzımancıya gidiyor, diyor ki şanzımancı. Masrafı 8.000 lira. Ama yazık. Adam beni arıyor, diyorum ki senin aracının elektriksel bir arızası var. Beraber çözüyoruz bunu. Adam bana diyor ki teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Ya her şey para demek değil arkadaşlar yani. Lütfen yani ustalara sesleniyorum. Bakın lütfen gençleri yetiştiriyoruz. Sizlerden tek ricam. Yardımcı olun, insanlara yardımcı olun. Ya insanları bir kerelik değil, bir kere parasını alacağım diye düşünmeyin. Onu bir dost olarak kazanın ya. Gerekirse bir dostun olsun, her şehirde bir dostun olsun, her şehirde bir kapın olsun yani. İnsanlar insan olmalı bence. Benim her şehirde bir kapım var, her şehirde bir kapım açık. Neden? Çünkü ben insanlara insan gibi davranıyorum. İnsanları seviyorum ben. Sizler de sevin, lütfen. Genç, yaşlı hiç ayırt etmeyin yani. Omega değil, bu bütün arabalar için geçerli. Yardımcı olun, para her zaman kazanılıyor arkadaşlar. İnsan hiçbir zaman için kazanılmıyor. Dost kazanın, insan kazanın bence. Ahmet abi, bütün bu tecrübelerden sonra yanına bir genç gelse dese ki ben senin yanına işe başlamak istiyorum. O gençten ilk istediği şey ne oldu? Gençten ilk istediğim şey, benim her şeyden istediğim şey, sevmeli. İnsan bir şeyleri seviyorsa, insanın içinde sevgi varsa ve en önemlisi insanın içinde vicdan varsa o benim yanımda her zaman için yeri var. Usta olmanın şartı vicdan. Aynen, çok önemli. Vicdanı olmalı bir insanın. Vicdan olmazsa o insan tamam para kazanabilir, dünyanın parasını kazanabilir ama benim için insan değildir. Bu genç, yaşlı hiç fark etmez. Her insanın en önemli şeyi vicdanı. Vicdan olmalı ya. Vicdan her şeyde önemlidir benim için yani. Bence insan her şeyden en önemlisi kendisini sevmeli. Kendisini sevmiyorsa hiçbir şeyi sevmez zaten. Aynanın karşısına geçtiği zaman insan saçını o tarafa çevirir, olmaz. Bu tarafa çevirir, olmaz. Jöle sürer, olmaz. Vakslar, olmaz. Ama bir şekilde o saçın şeklini bulur. Kendine yakışanı bulur. Ve insan bütün hayata öyle bakmalı bence. Kendine yakışanı bulduğu gibi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim.